Abdurrahman Dilipak, seçimler yenilenirse. Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Birinci tur tamamlandı. Görüşmeler iyi gidiyor gibi gözüküyor. İkinci tur bayram ziyareti şeklinde olacak. Üçüncü tur bayram sonrası CHP ve MHP ile heyetler arasında sonuçta bir ilerleme mutabakat sağlanabilirse koalisyon kurulacak. AK Parti'deki ilk gözlem CHP ile koalisyon kurmanın daha kolay olacağı ama sürdürmenin güç olacağı. MHP ile ise kurmanın zor ama sürdürmenin daha kolay olacağı yönünde. Ben hala aynı fikirdeyim. Önümüzde seçim var. Seçimle ilgili bugün pek konuşulmayan iki konu var. İlki önümüzde seçim var eğer koalisyona girerseniz seçim meydanlarında ortağınızı nasıl eleştireceksiniz? CHP için durum daha zor. Onun için Kılıçdaroğlu başbakan yardımcısı da olmak istemiyor. Beştepe'ye çıkmayacak ya. Hani MGK toplantısı ya da Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplantıya çağıracak olursa ne olacak? Dün söylediklerinin altında eziliyorlar. MHP AK Parti ile koalisyon olursa AK Parti içinde erimekten korkuyor aynı zamanda. Ama öte yandan HDP'nin seçim hükümetinde yer almaması için seçime gitme şartıyla koalisyon evet diyebilir. Yani bir koalisyon olsa bile sıkıntılı bir durum söz konusu. Seçimin yenilenmesi durumunda bugün söz konusu olmayan ama mutlaka gündeme gelecek bir başka konu var. Yeni bir seçimde partiler aynı liste ile mi seçime gidecekler? Böyle bir zorunluluk yok. Listeler yenilenebilir. Yeni bir aday listesi oluşturulabilir ya da aynı liste ile de seçime gidebilirler. AK Parti'nin bir de üç dönem derdi var. Yeni bir seç 3 dönemlikler yeniden aday olabilir mi? Ben yeni bir adaylık olmaması ama milletvekili aday listesinin daha önceki aday adayları arasından yeniden oluşturulması gerektiğini düşünürüm. Bir defa mevcut AK Parti milletvekillerinden e, seçilemeyenlerin %25'i değiştirilmeli. Bu değişiklikler oyunu artıran seçim bölgelerinde değil, oyunu kaybeden seçim bölgelerinde ve oy kaybı ve milletvekili kaybına orantılı bir şekilde yapılmalı. Bu sadece listeye girenler üzerinde değil, aday adaylığı için başvuranlar üzerinden yapılmalı. Belki yeniden aday adaylığı için daha makul bir miktar belirlenir ve eskisi kadar da insan aday olmak için başvurmayabilir ve gelinen noktada hem aday profili ve hem de seçim beyannamesi yenilenmelidir. Kuşkusuz bu partinin ve partilerin işi. Birileri için bu hariçten gazel okumak anlamına gelebilir. Olsun ben gazel okumaya devam edeceğim. Biliyorum yazdıklarım birilerine dert olacak ama söylemesem bana dert olacak. Eğer 3 dönem kuralını burada tekrar uygulamazsanız bunlar arasındaki bazı kişi kişiler bir reklam arası verdik bu bir virgüldü diye kapıya dayanırlar. Bunlardan bazılarının kendi yerini boş bırakmamak için listeye soktukları isimlerin de yeniden gözden geçirilmesi gerek aslında. Ve tabi bir de Abdullah Gül meselesi var. Birileri Gül'ü öne sürerek arkasında kendilerine parti içinde alternatif bir kanat oluşturmak istiyorlar. Bu hesap içindekiler Gül'ün dostları değil kendi başlarına bir güçleri yok. Gül de kendi üzerinden bu hesapları yapanlardan yakasını kurtaramıyor mu? Arkasına bunları alarak bir taban mı oluşturmaya çalışıyor anlayamadım. Gül meclise girerse herhalde sıradan bir milletvekili olmayacaktır. Meclis başkanı olmak isteyeceğini de sanmıyorum. Birileri onu genel başkanlığa başbakanlığa yönlendirecektir. Siyasi tarzı, üslubu, olaylara bakışı pek de Erdoğan'ın üslubuyla örtüşmüyor. Bunu herkes görüyor, biliyor ama mesela malum medya, paralel yapı, AK Parti içinde birileri hizipleşme için güle destek vermekte tereddüt etmeyecektir. Sonuç aslında bir sonuç yok. Bir takım kamuoyu yoklamalarında Gül'e desteğin abartıldığına bakmayın. Erdoğan geliyor, yasal sınırlarını aşıyor, Türkiye'yi maceraya sürüklüyor diye aleyhte yürütülen bir kampanyayla gülü alternatif hale getirmeye çalışanların bu hedefe ulaşamayınca AK Parti'deki muhalifler, ılımlılar ve parlamento dışında kalan unsurları da gülün peşine takıp AK Parti'den ayrılmasını sağlama hesapları yapılıyor. Yani AK Parti'yi ele geçirme, olmuyorsa bölme ve yeni bir alternatif oluşturarak AK Parti'yi ANAP gibi tasfiye etme planları yapılıyor. Üzerinde çalıştıkları başlıyor başka isimler de var. Şimdi birileri AK Parti'nin başında Gül olsa CHP, MHP, HDP'den gelecek oy hesapları yapıyor. Zaten bu çevrelere göre AK Partililerin %72'si Gül'ün genel başkan olmasını istiyor. İnşallah Gül bu senaryolara inanmıyordur. Gül'ün bazı ziyaretleri ve verdiği mesajların dindar çevrelerde çok da destek görmediğini söylemem gerek. Ben bu kitleyi 45 yıldır izliyorum ve hala her gün bir bölgesine gidip insanlarla konuşuyorum. Seçim bitti, siyasiler evlerine döndüler. Ben hala arazideyim. Sivil bir gözlemciyim. Yok böyle bir şey. Gül zayi edilmemesi gereken bir değerdir. Ama önce kendi kendini ucuz siyasi polemiklere malzeme yapmaktan sakınması ve dost gibi gözüken çevrelerin çevresindeki kuşatmasından kendini kurtarması gerek. E şimdiden bunların aklımızın bir kenarında olması gerek. Bu tartışmaların sürpriz olmaması gerek. Hani birileri şimdiden siyaset pazarında tezgah açmaya başladı da ben de şimdiden bayram öncesi bir hatırlatmada bulunayım dedim. Biliyorum bazılarının canını sıktım, ağzının tadını kaçırdım. Hani derler ya bazen dost daha acı söyler. İki cihanda da daha acı gerçeklerle karşılaşmayalım diye yazdım. Selam ve dua ile, Abdurrahman Dilipak yeni Akit